Dört dörtlük ölçü, si bemol ve do diyez perdelerini kullanacağız. Do diyezlerde do diyez 3 perdesini tercih edelim. Birinci satırdan başlıyoruz. Re, re, mi, do, re, mi, re, re, mi, re, mi, do, re, do, re, si, do, si, do, la, si, la. Repriz vermiş birinci satırı alalım tekrar. Derseniz do diyezi buradan, si bemolü de yukarıdan alıyorum. Buna alışırsanız ileride rahat ederiz. İkinci satır. Re, 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 do, re, si, do, si, do, la, si, la, si, do, si, do, la, si, la, la, la. Sondaki esi bir önceki dörtlükle beraber la, 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 la. İzmir Karaman gibi bağlayalım. Üçüncü satır. Mi, re, re, do, re, do, mi, do, re, re. Mi, re, mi, do, re, do. Repriz vermemiş ama tekrar alalım. Nakarat yerine de çalacağımız dördüncü ve beşinci satır alıyorum. Önce dört. La, re, 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 mi, do, re, si, do, la, si, la, la. Do, si, do, la, si, la, 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 la. Re, 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 mi, do, re, si, do, la, si, la, la. Do, si, do, la, si, la, la, la. Nakarat olarak da çalacağımız dördüncü ve beşinci satırdan başlıyoruz. Önce dördüncü satır. İlk baştaki terazi tartımı. Re'ye tezene yok. Bir sonraki. Solfejde belirtmiştim. Si bemolü üst parmaktan almaya çalışırsanız daha rahat bir çalım elde ederiz bu tür türkülerde. Re mi do'daki mi'yi çekme. Daha doğrusu çarpma, tezenesiz. Gibi. Bu do'ları ne kesin do diyez ne kesin do diyez 3. Çoğunlukla mümkün olan her yerde yedirerek çalalım arkadaşlar. Yani do si diyorsa bunu bir egzersiz olarak alabilirsiniz mesela. Sonda la, 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 la. Yerine genelde şöyle bir şey yapılıyor. Nedir o? Si, do, re, do, si, si, do, si, la, si. Hatta yedirmeyi de kullanırsak şöyle bir alternatif olabilir. Burada tabi tezenenin kıvraklığı önemli. Si, do, si, la, si. Keskin bir şekilde alt ve üst tel arasında geçişleri sağlamalı. Gibi. Bir sonrakinde benzer tekniklerle çalacağız. Yine bakın başta bir la vermiş.
aynı yukarıdaki gibi çalabiliriz. Zaten burada C'de kalıyor ya, direkt R'ye geçebiliriz burada. Bağlarsak 4. ve 5. satırı. Sonunda repriz vermemiş ama çarpı 2 yapabiliriz. İkinci dönüşünde de şana girmek için la re do mi re geçişini verebiliriz. Ve şöyle bağlamış oluruz. Urfanın et gibi bağlamış oluruz oraya. Şan kısmına geldik. Yine benzer yedirme tekniklerini kullanacağız. Özellikle do'lara geldiğimizde. İlaveten de bir burada çarpmalarımız var. Mesela mi re derken 3. hecede mi fa re gibi geçelim. Ve sondaki bir dörtlük re'yi de karaman şeklinde açalım. Gibi. İkinci ölçü. Aynı şekilde çarpma orada devam ediyor bakın. Mi re mi do derken mi fa re mi do gibi. Devamında re do re si de bakın ne yapıyorum, re ikinci parmağıma denk geliyor. Böyle üçüncü parmaktan re bemolden bir silik çarpmalık geçiyorum. Aynı şekilde do'dan re'ye, yani ikinci ölçü. İkinci satırdayız. Yine re do derken re mi do gibi geçebiliriz. Re 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 mi do re si gibi. Ve hafif noktalı gibi. Yine burada yedirelim. Kadar böyle geleceğiz. Aynı teknikler. Yine sonda bu geçişi verebiliriz. Üçüncü satırda ufacık bir farklılık var. Mi'den alıyor. Mi fa re gibi alacağız biz de oraya. Re re gibi başlamamış. Diğer bir farklılık da mi do re gibi gelmiş. Mi re değil de gibi alacağız biz de. Üçüncü satır. Burada çift yedirme tekniğini kullanabiliriz. Sonda bakın iki tane terazi var. Tabi bu sefer yedirme tekniğini kullanacağımız için si bemolü alttan alalım. Birinciyi üstten aldık. Gibi.